Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu türban başörtüsü yasa tasarısı ve onun öncesinde yaptığı açıklamalar giderek siyaset alanını neredeyse esir aldı. Bütün tartışmalar bunun üzerine yürüyor, karşılıklı açıklamalar. Üç odakta toplanıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Doğal olarak AK Parti Başbakan Tayyip Erdoğan zaten hani anayasa değişikliğiyle rest çekti ve sürpriz bir şekilde Meral Akşener, İYİ Parti lideri Meral Akşener. Meral Akşener bunu yanlış bulduğunu açıkladı. Bu tabii altılı masada da bir sorun var çünkü hatırlayacaksınız 2 Ekim toplantısından sonra ne sonuç çıktı? Bundan sonra sadece liderlerin ve işte parti kurullarının söyledikleri esas alınacak. Öyle hani her milletvekilinin, her il başkanının filan söylediğini esas almayalım dediler. Oysa şimdi Akşener apaçık kendi ismiyle kapanan yaralarla uğraşmayalım dedi. Bu beyanın adresi yine apaçık bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu. Başörtüsü kapanmış bir yaraydı. Bunu neden gündeme getiriyoruz tekrar dedi Akşener. Şimdi onun biraz öncesine alacak olursak ne var orada? Cumhurbaşkanı Erdoğan Prag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısından dönerken uçakta beraberinde götürdü gazetecilere. Dedi ki Kılıçdaroğlu farkında olmadan pas verdi, bize de gol atmak düşerdi. Böylelikle bu anayasa değişikliği taslağını, ki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bunu hazırlamaya başladıklarını söyledi, kastediyor. Şimdi golü atar mı atmaz mı o ayrı bir şey. En azından İYİ Parti'nin buna oy vermeyeceği belli. Geriye Cumhuriyet Halk Partisi kalıyor. Ama arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi içinde ciddi rahatsızlık sesleri var. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi içindeki sessizliği de çok fazla hayra yormaması lazım Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Çünkü yani pek çok kişi işte genel başkanlarına saygıdan çatlak ses çıkmasın, hepiniz yanımda olun falan demesinden dolayı bu konuda konuşmak istemiyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy tabanı ve belli ki İYİ Parti'de de belli bir taban buna karşı. Neden bu konuyu biz tekrar açıyoruz? Neden açan biz olduk? Biz şimdiye kadar, bugüne kadar işte dinin siyasete malzeme yapılmasına karşı çıkan partiydik. Şimdi niye bunu yapıyoruz? İnancın siyasete, siyasi amaçla kullanılmasına karşı çıkıyorduk diyor. Kılıçdaroğlu da diyor ki hayır, ben zaten bunu oradan çıkarmak için bu adımı attım. Yani şimdi bir de şu boyutu var. Yani bu yasa tasarısının meclisten geçmeyeceği açıkça belli. Yani her ne kadar Kılıçdaroğlu işte Erdoğan'a gel buraya samimiysen destek var filan dedi. Milliyetçi Hareket Partisi zaten destek vermeyeceğini açıkladı. Şimdi İYİ Parti de destek vermeyeceğini açıkladı. Şimdi iş kalıyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Cumhuriyet Halk Partililer de dediğim gibi hani genel başkanımızdır diye çok ses çıkarmıyorlar ama açık söyleyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu konudaki rahatsızlık da dile getiriliyor. Nasıl? Fısıltı gazetesiyle. Fısıltı gazetesiyle dile getiriliyor. Şimdi bir de şeyden, Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaten muhalif duruma düşen, şu anda yönetim kademelerinde olmayan eski toplar var. Onlar aracılığıyla. Erdoğan sadece hani farkında olmadan bize pas verdi, bize de golü atmak düşer demedi, başka şeyler de dedi. Öyle bir anayasa değişikliği getireceğiz ki dedi, ailenin güçlendirilmesi çerçevesinde. Tabii bu otomatikman son aylardaki gelişmelerde dikkate alındığında bu LGBT meselesine ne oluyor? Yani doğrudan oraya atıf da, sadece hani aile yapısının güçlendirilmesi değil, orada da bir takım yasal zorunluluklar, önlemler, yasaklamalar belki getirileceğini akla getiriyor. Zaten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kendisi zaten daha önce de işte Erdoğan'ın en yakın çevresinde çalıştı danışman olarak. Çok yakın olduğu biliniyor. O zaten açıkça hani LGBTİ hedefiyle konuştu. Dolayısıyla akla bu geliyor. Tabii Kılıçdaroğlu da dedi ki bunun üzerine, dedik ya bir düello var ve üç taraflı bir hani laf düellosu.
Şöyle söyledi Kılıçdaroğlu da, başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için konuya alakasız yerlerden giriyorsun, samimi değilsin, zorbasın. Bu tartışma nereye gidecek? Bu tartışma ümit ederim çok yanlış bir yerlere gitmez. Çünkü insanların hak ve özgürlükleri siyasi tartışma konusu yapılıyor. Bunu açıkça böyle görmek lazım. Bu yanlış. Yani nasıl dini inançların işte siyasi malzeme yapılması yanlışsa, insanların hak ve özgürlükleri üzerinden bu şekilde bir siyasi tartışma gitmesi de vatandaşları zedeler. Yani vatandaşların bir kısmını diğer kısmına düşman yapmanın, düşman gibi göstermenin bir faydası da yok. Bu çerçevede şeye geliyoruz. Cumhurbaşkanının bugün yaptığı bir başka açıklamaya. Zaten günler öncesinden şeyi söylemiştim. Cuma günü Aleviler konusunda, Alevi vatandaşlar konusunda bir açıklama yapacağım, önemli açıklama yapacağım dedi. Yaptı da. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacakmış. İnsanın aklına ilk gelen soru, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde mi? Bir, ikincisi aynen camilerin olduğu gibi acaba cemevlerinin de elektrik, su vesaire giderleri kolaylaştırılacak mı? Devlet tarafından karşılanacak mı, sübvanse edilecek mi? İkinci soruya cevap evet olduğu anlaşılıyor. Peki bunu kim yapacak? Yani Diyanet İşleri, birinci soruya cevap ararken Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde mi yapılacak bu? Bu önemli çünkü Alevi kuruluşları yıllardan beri, bugün değil sadece AK Parti döneminde değil, daha önce de yıllardan beri diyorlar ki ya bizim cemevi, bizim ibadethanemiz, biz sadece hani oraya kültürel zenginleşmemiz için gitmiyoruz, biz ibadet ediyoruz orada. Dolayısıyla ibadethane olarak tanımalı. Diyanet İşleri bütçesine bizim de katkımız var. Bizim de katkımız olduğu için biz de bundan faydalanmalıyız. Oysa sadece Sünni vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hizmetlerinden faydalanıyor diyorlardı. Şimdi bakıyoruz ki bu Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Kültür Bakanlığı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bünyesinde kurulacak. Cumhurbaşkanının açıkladığına göre. Şimdi burada bir şey var. Yani bir sorun var. Tamam, olumlu bir adım. Her olumlu adım iyi ama olumlu adımın içine öyle bir şey ekliyorsunuz ki, yani onu bir ibadethane olarak tanıma değil, bir kültür etkinliği olarak tanıma boyutunda ele almış oluyorsunuz. Yani bence bu soruna hani Cumhurbaşkanı'nın haberini verdiği kadar büyük bir açıklama olmaktan şey yapıyor, azaltıyor. Yani Türkiye'de şu kadar milyon Alevi yaşıyor, değil mi? Bu da onların inancı. Dolayısıyla inanca inanç olarak saygı göstermek lazım. İnanca bir kültür etkinliği olarak saygı göstermek ayrı bir şey. Yani siz örneğin tabii oralarda da çok sorunlar var. Yani Türkiye işte Yahudi cemaatinin, Rum cemaatinin, Ortodoks cemaatin, Ermeni cemaatin, hani oradaki kiliseleri ibadethane olarak yıllarca tanınmıyordu ama şimdi tanınıyor. Ama tutuyorsunuz cemevlerini işte kültür etkinliği olarak tanıyorsunuz. Ha denebilir ki bu bir adımdır, işte önemlidir filan. Ama anayasa değişikliğinde bir yandan hani şeyin işaretini vereceksiniz. Yanında olduğu için söylemiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Hani tekke ve zaviyelerin yeniden açılması, ki tekke ve zaviyelerin kapatılması Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber Mustafa Kemal Atatürk'ün en önem verdiği şeylerden biriydi. Çünkü o tekke ve zaviyelerin çoğu Halife Sultan'ın önderliğinde işgalci güçlerle işbirliği yapıyordu. Yani Atatürk neden tekke ve zaviyelerin kapatılmasına, neden eğitimin birliğine ve neden laikliğe, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına bu kadar önem verdi? İşte kökleri İstiklal Savaşı'ndadır. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına geliyoruz. Bu tartışmaları biraz böyle tarih perspektifi içinde de görmek lazım. Hassasiyetleri bu şekilde anlamak lazım. Yani başa dönersek bu başörtüsü, türban meselesine, şimdi CHP kitlesinin de, oy tabanının da anlaşılan
İyi Parti'nin oy tabanında ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir kısmının da, tamam mı? Şeyde yani tamam, başörtüsü sorunu Adalet Kalkınma Partisi iktidarında sorun olmaktan çıktı. Erdoğan'ın bu konuda öncülüğü var. Tamam. Ama şöyle bir korku da var içlerde. İran örneğine bakıyor herkes. Acaba zorunluluk haline de mi gelecek? Zorunluluk haline de mi gelecek? Yani başörtüsü takmak bir zorunluluk haline gelir mi? Çünkü bunun bir de bir mahalle baskısı boyutu var, değil mi? Mahalle baskısı boyutu var. Yani bunlar netameli konular. Yani tekrar ediyorum, din işlerinin siyaset işlerinde malzeme yapılması yanlış. Yanlışı kim yaparsa yapsın yanlış. Bunu bu şekilde koymak lazım. İşte böyle bazen de ne diyor Erdoğan? Kılıçdaroğlu farkında olmadan pas verdi, golü atmak da bize düşecek. Atacak mı atamayacak mı bilmiyorum. Bu anayasa değişikliği olur mu olmaz mı bilmiyorum ama kazan kaynıyor Ankara'da, kazan kaynıyor siyasette. Bakalım nasıl gelişecek tartışmalar. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.